ama şimdi buradan çok mutlu ayrılacağım için. Programı duydum. Duyar duymaz inşallah davet edilirim dedim. Ya. Merhabalar. Bir Doğruluk mu Cesaret mi programına daha hoş geldiniz. Bugün Türkiye'nin çok yakından tanıdığı, televizyon dünyasının çok başarılı bir ismini konuk ediyorum. Sevgili Acun, hoş Merhaba, geldin. Hoş bulduk. Sen beni konuk ediyorsun, ben de seni konuk ediyorum gibi oldu. Çünkü şu anda senin mekanındayız. Evet, teşekkür ederim geldiğin için. Benim için de kolaylık oldu. Güzel de bir çekim olur inşallah. İnşallah. Şöyle bir soruyla başlıyorum. Kaç kişiyi istihdam ediyorsun? 1500 vardır. 1500 evet. Kişi var. Gerçekten hani... ve o çarpan etkisiyle onların ailelerini de düşünürsek çok insanın evine ekmek gidiyor. Bir söyleşini dinlemiştim bu yaz Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında. Evet. Orada diyordun ki bana hep çocuk ruhlu Acun diyorlar. İçimdeki çocuk da hiç büyümüyor. Psikolog arkadaşım bana bu durumu çok güzel açıkladı. Ne dediğine geleceğim ama önce bu psikolog olan arkadaşın. Şimdi şu anda TV8'in ve Türkiye'nin en ses getiren dizilerinden ikisi yani Doğduğun Ev Kaderindir ve Kırmızı Oda. Ayrıca TRT1'de de Masumlar evet. Apartmanı. Eser sahibi de Gülseren Budayıcıoğlu. Bu dediğin doğru, evet. Psikolog arkadaşım doğru, bunu. Evet. Peki çok ilginç bir şey söylemiş sana. Onu da biraz anlatmanı isteyeceğim. Saptamasını çünkü çok ilginç buldum. Hepimiz biliyoruz ki anne babanı bir trafik kazasında kaybettin ve o sırada 20 yaşındaydın. Sana ne dedi? Aslında şöyle bir durum var. İnsan biliyorsun acılarını paylaşarak azaltabiliyor. O dönemde çok arkadaşı olan yine çevresi geniş bir insandım. Bu çevrenin içerisinde bir de aile yaşamıyla birlikte çevremle ailemi birleştirmiştim aslında. Arkadaşlarım bizim evde kalırdı. Bizim evde 10 kişi 15 kişi kaldığımız olurdu. O dönemden sonra tabii benim yaşadığım acı olaylardan sonra acımı arkadaşlarımla paylaştım. Gülseren Hoca da o dönem o paylaşımın arkadaşlarımdan aldığım kuvvetin beni güçlü tuttuğunu ve o paylaşımın da o yıllardaki olan o paylaşımın da benim için biraz kalıtsal kaldığını söylemişti. Yani 20 yaşında hayatımın en mutlu dönemindeydim ve sanki ben o yılda dondum. Yani bütün o gençliğimle evet. O dönemi yaşıyor gibiyim hep. Yani doğru işte dediğim gibi yani o dönem benim çok mutlu olduğum bir dönem. Annem babam ne bileyim mutlu bir aileyiz. Arkadaşlarımla ve ailemle de çok güzel zamanlar geçiriyorum. Başıma çok talihsiz olaylar geldi üst üste. Baktığım zaman yani o mutluluğu aynen şu anda korumayı başardığımı söyleyebilirim. Söyleyeyim. Yani şu anda yaşadığım hayatın o zaman yaşadığım hayattan çok bir farkı yok. Tabii tecrübeler artıyor bazı durumlar değişiyor ama ana DNA'sı aynı diyebilirim. Çok başarılı bir çıkış yaptı Acun Medya ve TV8'i aldığı zaman hani bir şaşırdık hepimiz. Vay nasıl yani Acun'da böyle bir para mı vardı nasıl oluştu falan diye. Hatta sence arkası sağlam o yüzden TV8'i aldı gibi yorumlara maruz kaldın mı? Yoksa hani zaten benim ne yaptığım ortada yani görünüyor. Kazandığın para da nereden geliyor biliniyor mu dedim. Yani çok tabii beni bazen güldüren bir konu bu. Yani herhangi bir ilkokul düzeyindeki birini getirsek, kağıt kalem koysak önüne açıkçası benim bütün maddi profilim ortada olabilir. Yani TV8'e alana kadar biz 5 yıl 6 yıl boyunca sürekli olarak bir numaraydık. Yani yılda 100 kere birinci oluyorduk öyle düşün. Yani yılda 100 kere birinci olan bir prodüksiyon şirketi. 5 yıl boyunca yılda 100 kere birinci oluyorsa, 5 yılda 500 kere birinci oluyorsa ortaya bir ekonomi çıkar zaten. Çıkar. Peki, bu ekonomiyle gidip zaten Star TV almadım. Gittim bir şeylik TV8'i aldım. Ve o zaman da bayağı kötü bir durumdaydı. Evet. Şimdi bir konuşmanda demişsin ki bütün birikimimi gittim TV8'e yatırdım evet. Akıl hastası olmak lazımdı. Peki o zaman neden yaptın? Yani akıl ya tutmasaydı... Yok estağfurullah. Hayır gerçekten şimdi normal biri değilim ben. Şöyle normal değilim. Bugün hiçbir matematikten, hiçbir fizibiliteden büyük kanal alma çıkmaz. O zaman işte 5 yıl, o zaman 5 yıl derken 5 yıl büyük prodüksiyon yapıyorum. Evet. Onun önüne Acun Firarda 4 yıl öyle düşün yani. 10 yıllık bütün birikimini kalkıp bir televizyon kanalına yatırıp tutmazsa da belki çocuğunun çocuğu da borcunu ödeyecek. Tabii. Öyle bir durum da olabilir. Kanal batarsa biliyorsun şimdi şey gibi düşün. Büyük bir gemi gibi düşün. Hani bu gemi battığı zaman bayağı batar. O yüzden de o zaman o riskin alınma ihtimali zaten normal aklı başında biri olarak imkansızdı. Ama ben şöyle hani deliyim derken... O zaman duygusal aldın. Deliyim derken... Hayır, kendime güven vardı. Hı. Ben şöyle kendime güven vardı. Türk seyircisi beni evlerine kabul etmişti. Ben dedim ki ben o eve girdim ya. O evden çıkamam kardeşim dedim. O yüzden de beni batırmazlar. Platformun değişmesi aynen. Hani platformun değişmesi beni, seyircinin beni terk etmesine yol açmayacak dedim. İşte bu riskin kralıydı. Bravo. Çok evet. Müthiş bir. Peki nasıl oldu da yani şimdi TV8 dediğin gibi yani bir Star değildi ya da diğer kanallar. Evet. Nasıl oldu da TV8 4 ay sonra 1. kanal oldu? Yani işte burada senin yaptığın bir şey devreye girdi. Neydi o? Hayır bir şey değil o işte. O ne biliyor musun? Şimdi şöyle düşün aslında. Ne matematikler yaparak bu işe girdiğimi düşün. Milli maçlar mesela küçük kanalda yayınlandığı zaman çok ciddi bir reyting kaybına uğramıyordu. Bazı konseptler böyle insan konsepti seviyorsa onun platform değiştirmesi onun seyredimini engellemiyor diye bir projeyle ortaya çıktım. Bu teori tutmasa bitiyorduk yani zaten. Yani sen bu iddiayla ortaya çıktın ve evet. Bu tuttu. Şöyle tuttu ama bu arada mesela o 4 ay ne çektin diyorsan tabii göbeğimiz çatladı yani. Şimdi kanal almışsın. Kanalın erişimi bile %70'lerde. Yani 10 evin 7'sinde var kanal, 3'ünde 4'ünde yok zaten. Ben ne yaptım biliyor musun? Mesela bütün Türkiye'deki uyducuları topladım. Onlara konuşma yaptım mesela. Dedim ki ben dedim dişiyle tırnağıyla bir şeyler yapmaya çalışan bir kardeşinizim. Sizden şunu rica ediyorum dedim. Beni uydularda destekleyin. Yani uydularda iyi yerlere koyun. Kaybolup gitmeyeyim. Çünkü uydu yayını Türkiye'de %60'ı oluşturuyor neredeyse yani, daha fazla. Çünkü herkes... oralarda sen 186. kanal olduğun zaman araki bulasın oluyor ya. Beni oralarda biraz daha önlere taşıyın diye. Bu sadece yaptığım 20 şeyden birini anlatıyorum. Peki neden yapalım bunu? Sana neden böyle bir iyilik yapalım demediler mi? Demediler, hepsi yapıyoruz dediler. Vay. Evet, çünkü orada şöyle bir konu var. Yani bir art niyetim olmadığını insanlar her zaman görmüştür. Kimseye bir zararım da olmamıştır Allah'a şükür. Yani uyducu kardeşlerim de bana bakarken zaten gözlerinde o zaman o ışığı ve enerjiyi de gördüm. O yüzden hani baktığım zaman, o günleri düşündüğüm zaman tabii ki o destek benim için çok çok değerli. Ama gözlerinde o ışık vardı zaten. Onun sırf o değil ama tabii. Yani seyirciye yeni adresi göstermeniz lazım. Seyirciye bu duyuru yapmanız lazım. Ama geldiğimiz nokta şu. Tek inandığım bir şey vardı. Hani seyirci sağ olsun beni evlerine kabul ediyor. Ben kanalı değiştirsem de beni kabul ederler diye düşündüm. O yüzden emindin. Peki ilk başlara dönüyorum. Survivor yapma fikri nereden geldi? Yani bu kadar başarılı olacağını tahmin ettin mi? Acayip işte TV8'in parası nereden geldi? Aslında çok net bir şekilde geldiği yer belli yani. Ya şöyle, Survivor Türkiye'de batmıştı. Bir kere yapılmıştı ve çok ciddi batmıştı yani, öyle söyleyeyim. Hani bütün yatırılan para da batmıştı. Ve 2 yıl boyunca Türkiye'de kimse bir daha Survivor yapmamıştı. 2-3 yıl olmuştu batıldı. 3 yıl sonra bir gün Yunanistan'a gittiğimde oradaki Survivor'ı seyrettim. Bir elenme sahnesini gösterdiler bana. Angelos diye bir arkadaşım var Yunan'da. O elenme sahnesine baktım dedim ki hani bunu insanların seyretmeme şansı yok. Hani buradaki olay çok gerçek. Ve gerçekten çok dokundu. Yani Yunanca kelime bilmem doğru düzgün. Bütün konuşmalardaki o ruh hali falan. Yani çocuğun biri herkese yardım etmiş. En son yardım ettikleri çocuğu eliyorlar. Of, evet, çok acımasız. Çocuk da giderken böyle kumsala doğru gidiyor. Kumsalda diz çöküyor. Ağlamaya başlıyor üngür üngür. Vay, çok gerçek. Yani o sahneyi evet. Gördüm ve o kadar etkilendim ki dedim ki bunun bizde karşılığı %100 vardır. Bu kadar gerçek bir iş yapıp da seyircinin seyretmeme ihtimali yok dedim. Ve... O da çok büyük bir riskti tabii. Bazen başarımızı kendimize yazarız. Beyin öyle çalışır. Ben yaptım der. Bazen de daha objektif olabiliriz. Yani bugün... Benim elde ettiğim başarının dayanağı aslında kurduğum sistem. Ve kurduğum sistem de insanlardan oluşuyor. Hep insana dayalı bir sistem var. Kamera arkası da öyle, kamera önü de öyle. Bu sistemi kurduğum için başarılıyım ben. Yani bu aslında... Tek başıma değilim, ben bir ekiple başarılıyım. Kesinlikle diyor. Öyle. Ve bunun da farkında olduğum için, yani benim için o sistemdeki insanların değeri çok çok fazla. Çünkü Survivor'a katılan yarışmacılar sayesinde o program seyrediliyor. Ben sadece orkestra şefiyim. Yani şöyle düşün, ben orkestra şefiyim, bir orkestra var. Ben şimdi bu orkestradakileri yani nasıl hayatımın dışına çıkarmaya çalışabilirim ya da önemsemeyebilirim? Evet, tam hayatının merkezine koyuyorsun. Tabii ki. Şimdi bir soru vardı, daha sonra soracaktım ama burada bunu sormak istiyorum. Çünkü ekip önemli dediğin için. Mesela Oprah Winfrey... Bu bütün ekibine ne kadar önem verdiğini hep görüyoruz. Alıyor hepsini, bir gemi seyahatine çıkartıyor. Tatillere götürüyor falan. Biraz böyle aklıma o geliyor baktığım zaman. Bu Türkiye'de ya da dünyada böyle örnek aldığın biri var mı? Yoksa senin hikayen sen mi yaratıp? Ya örnek aldığım yok ama şöyle söyleyeyim. Hani örnek aldığım kişi babamdır. Yani ve annemdir. Hani annem ve babam bütün çevrelerine yaşadıkları süre boyunca hep faydalı olmaya çalıştılar. Ve ben de hep bunu gözlemledim. Genelde hayata bakış açım şöyle. Şimdi anne ve babanız ne durumdaysa yansıma sizde o şekilde oluyor. Yani hepimizin karakteri üzerinde anne ve babamızın derin izleri var. Burada annen bir şey yapma demesi bir şey ifade etmiyor. Annenin de yapmaması lazım. Evet. Yani burada çünkü örnek alıyorsun. Sen burada annen ama şunu yapma diyorsun ama anneni gözlemliyorsun, babanı gözlemliyorsun. Benim Allah'a şükür hani bunu hiç abartısız olarak söylüyorum. Hayatımda gördüğüm insan kalitesi olarak en yüksek birkaç insandan ikisi anne ve babam oldu. Bunu hani çok objektif olarak da söylüyorum. Şimdi daha da iyi belki anlıyorsun bu yaşında. Daha o zaman da çok iyi anlıyordum, hep anladım. Yani hep anladım. Onların çünkü bize verdikleri sevgi, bize verdikleri destek. Yani ben babamın desteğiyle biz çok zengin bir aile değildik. Ama durumumuz fena da değildi yani. Sonuçta Ataköy'de oturuyorduk, arabamız vardı. Ailecek tatillere gidebiliyorduk falan yani. Şimdi o dönemde benim başıma gelen her şeyde arkamda babam vardı. Ve babam beni öyle bir destekliyordu ki o desteklemeyi yaşadığın zaman sen de bir sonrakini destekliyorsun. Yani bu işin şimdi öyle anlatayım. Doğduğun Ev Kaderindir de zaten işlenen konuda bu ya. Yani hepimiz o küçük evimizde yaşadıklarımızın aslında kaderini, orada olgunlaşan bir kaderi yaşıyoruz. Kaderi yaşıyorsun. Ve bizim kaderimiz abimle beraber o evde çizilmiş bir şekilde ve o mutluluktan başka bir şey yoktu. Destekten başka bir şey yoktu. Biz de bunları gördük. Şimdi Acun Firarda'ya geleceğim ama sadece şu kadarlık bir kısmını şu anda söyleyeyim. Şimdi onu hatırladığımız zaman o plaj görüntüleri, senin seyahatlerin falan. Şimdi Survivor'da böyle bir adada geçiyor ya. Evet. Böyle bir yansımaları var mı meslekte biriktirdiklerinle? Yani oraları o kadar o dolaştığın denk gelmesi, için. Denk gelmesi var ama hani onu soruyorsan sıcak severim. Yani yıllardır da kış görmedim. Zaten kış olduğu zaman Türkiye'den direkt göç ederim. O zaman kışın yani kışı alan bir format proje. Format yapmazsın. Ölsem yapmam. Ha, çok ne işim var buz gibi havada? Yani bir kere benim için 12 ayın 11 ayı yaz diye geçer diyebilirim. Mesela Çeşme'de başlarım yaza. Hava biraz soğuyunca Bodrum, biraz da Bozburun. Daha soğursa Göcek. En son Kekova'da bitiriyorum yazı. Yani o ne zaman oluyor? Kasım'ın 10'u. Yani yaz filmi... Bunu böyle koordine etmek zor olmuyor. Aynı anda çünkü bu işler durmuyor ve evet, sıkı bir çalışmanın içerisinde yazı da kovalıyorsun. Yani kendi özel hayatında yazı kovalarken... Yazı, maçları, işi... Nasıl gideceğim futbol maçlarını, Fenerbahçe'yi, bunların hepsinde bir anda bütün... Yani ben sana yani şu anda anlatsam bu değildir diyebilirsin. Hani 3 günde anlatsam son 3 gün şunları yaptım diye bu kadar değil dersin. Zaten buraya böyle yani çok hızlı organize olmuş olmamız yani hakikaten. Aradığımda Acun'u Yunanistan'da yakaladım tabii ki. Zaten bu hayat hiç sakinlemeyecek mi diye de düşünüyorum. Yani sakinleme derken bu şimdi bir alışkanlık aslında. Hani Acun Firarda'dan kalma bir alışkanlık da diyebilirsin aslında. Biz uçaklarda yaşadık 4 sene. Her gün bir yerde uyanıyorduk. Yılda 52 bölüm yapıyordum. Yani o kadar gezmem gerekiyor. Düşün yani. O yüzden o zamanlardan kalma bir alışkanlık olabilir. Hani bir yerde başkan da zaten sevgili başkanımız Ali Koç da her seferinde bana bakıyor böyle. Duramıyorsun değil mi diyor. Yani o da kafaya takmış. Artık çünkü bağımlılık yapmış olabilir mi? Bağımlılık yapmış olabilir, yaptım. Yani bir yerde 2 gün geçirdim, çok hatırlamam. Sürekli böyle kendini yenileme halindesin ya. Bu enerjiyi nereden buluyorsun? Acaba bu seyahatlerden, bir yerde bir günden fazla kalamamadan nereden geliyor bu enerji? Ya şu olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Başarının getirdiği bir adrenalin var ya. Evet. O adrenalin sürekli insana böyle bir up yapar. Yani şöyle, ben hayatım boyunca lisede karne aldığım günler hayatımın en büyük kabusuydu. Yani çünkü her karne mi kötü gelir? Her karne mi kötü geliyordu? Hayatımda iyi karne almadım. İnanmıyorum. Hayır, bir kere almadım. Her karne kötü, eve nasıl söyleyeceğimi düşünüyorum. Yani o yüzden sevgili gençler, sözünü kestim özür dilerim ama lütfen hiç karalar bağlamayın. Karneniz kötü gelebilir, notlar kötü olabilir. Benim yola girdi şu anda. Bakın Acun ama tamam, çok çalıştı ama Acun çok çalıştı. Doğru. Şimdi o dönemlerde ne diyeyim sana... Hani karne bir gün dedim bu karne alma bitecek mi? Okul bitti, hayatım kurtuldu dedim. O yılda 2 kere aldığımız karneden ya da dersler dediğim haftada 2 haftada bir aldığımız sonuçlardan her gün 5'er sonuç alıyorum şu anda. 6'şer sonuç alıyorum. Şu anda 6 yerde prodüksiyon var. Her gün 6 rating alıyorum. Çok yani acayip. Günde 6 karne alıyorum, öyle düşün. Evet. Şimdi burada da çok iyi sonuçlar gelince bu insanda büyük bir motivasyon sağlıyor. Adrenalin sağlıyor. Yani mesela Ronaldo, Messi, bunlar günde 4'er saat, 5'er saat jimde geçiriyorlar belki de. Bunun sebebi o başarının verdiği adrenalin ve onu orada tutma isteği. Tamam. Bizimki de biraz öyle yani. Şimdi Allah'a şükür hep iyi sonuç alınca yani o sonucu bir daha almalıyım enerjisinde bir şey geliyor. Bu Z kuşağı sana tutkulu bir şekilde bağlı. Bir şekilde bu nasıl oldu? Yani nereden yakaladın onları? Bir de bu Z kuşağı trendleri belirliyor. Bugün TikTok'ta Amerikan seçimlerinde yani politikayı etkiliyorlar. Müthiş işte onlara endüstriler onlara göre şekilleniyor. Çünkü bir kıyafet görüyorlar. Onu birisi bir video çekiyor, milyonlarca satıyor falan. Nasıl oldu da bu Z kuşağını herkesten önce bence sen yakaladın? Ya bunun düz matematiği şu zaten. Çocukların en çok sevdiği şey nedir? Oyun. Ben de zaten ne oynuyorum aslında? Ne yapıyorum? Oyun yapıyorum devamlı. Sürekli. Ben oyun oynatanım zaten. Hani o çocuklarla ben buluşmayacağım, kim buluşacak? Hani çocuklar zaten oynamayı sever. Bir oyun düşün televizyonda. Oyunun da zaten işte abisi Acun abi. O zaman o kuşakla tabii ki çok rahat buluşabiliyorum. Onların sevdikleri konseptleri yaptığım için ben de şu anda getir bana çocuğunu sen mesela maça çıkalım, top oynayalım yani. Hani benim için hani 15 yaşında da 13 yaşında da çocuklarla da top oynadığımız da oluyor. O yüzden hani bir oynamaya karşı hep bir o enerji ve meyil çocukları kazanıyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim EXXEN'e. Şimdi izleyicilerimizin çoğunun belki haberi yoktur. Acun yeni bir platform kurdu. İsmi EXXEN. Dijital bir platform, yerli bir platform. Öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ve şöyle bir baktım, benim başım döndü. Bir anlatır mısın? İçinde yani herkes var gibi. Bu çatıyı nasıl kurdun? Neler olacak içinde? Böyle bir kısaca bize. Ya televizyonda hayallerimi gerçekleştiremediğim çok proje var. Çünkü televizyon kanalları şu anda belli bir formatta olmak zorunda. O da şu, bir programı yayınlayacaksın ve bütün akşam onunla gideceksin. Yani bunun sebebi de seyircilerimiz çok bilmeyebilir ama kısaca şöyle özetleyeyim. Reklam süreleri 10 dakika olduğu için değil 12 dakika saatte. Bu reklam süresinden 3 tane program çıkmıyor zaten. Çok Çünkü tek şey. Programla geceyi domine etmesi lazım herkesin. Bugün bütün diziler dikkat ederseniz 150 dakika sürüyor. İşte bütün formatlarda o saatlerde sürüyor. Sebebi ne? Çünkü ikinci program için bir bütçe yok orada. Tek bütçeyle bitirmek zorundasınız bütün geceyi. Şimdi böyle olduğu zaman bizim hayal ettiğimiz o sitcomlar falan ortada yok artık. Ne yazık ki. Ne bileyim talk show'lar, sitcomlar kaldı mı? Hiç yok. Hayır, hiçbiri. %90'ı gitti. Evet. Ve bunun gibi belgesel oldu. Ben televizyon aldım, hatırlar mısın bilmiyorum. Belki var demeyeceğim. Belgesel yayınlama hayalimi söylemiştim. Yayınlayamadık. Çünkü televizyonda şimdi belgesel yayınladığın zaman bu şu demek, yarışmada bir anda en geriye düşeyim, kimse beni seyretmesin demek. Ama aslında belgesel seyreden bir grup var. Bu grubu platforma taşırsan senin için değerli olabilir. Tabii. Televizyonda hiçbir şey ifade etmeyen 1 milyon kişi platformda çok şey ifade edebilir. O yüzden şimdi puzzle'ın parçalarını tamamlayarak Allah izin verirse çok çok güzel bir platform kuruyoruz. Yani yaklaşık 3 aydır günde 10 saat toplantı yapıyoruz. Sabahlara kadar da bu işe kafa patlatıyoruz. Çok önemli isimler sağ olsunlar tekliflerimizi kabul ettiler. Yani bütün Türkiye'nin buluşacağı bir platform kurma peşindeyim şu anda. Bir de çok kıymetli tiyatrocular, sanatçılar, talk show sunucuları yani çok kıymetli isimleri görüyoruz. Onlar bir süredir belki uzaktaydı. Evet. Onlara da bir yeni bir İnşallah daha yenileri de eklenecek. Buradaki amacım şu zaten. Hani bu yeteneklerin şu anda gerçek anlamda söylüyorum. Biz değil yani. Herhangi bir kanalda program yapma şansları yok. Sebebi de dediğim gibi yani televizyonda tek proje olmak zorunda. Bu da bütün seyircinin tamamının seyretme ihtimali olan projeler olması lazım. Yani bir basket programı düşün mesela. Evet. Ya da bir futbol programı. Televizyonda büyük major kanaldan bahsediyorum. Orada koyamazsın. O zaman çünkü Türkiye'nin %70'ini dışarıda bırakmış olacaksın. Evet. O ekonomi dönmez öyle. Ama EXXEN'de %5 ilgilense bile al koy, o %5 mutlu olsun, onun karşılığını alırsın. Şimdi birazcık da programlara geçelim. Mesela O Ses Türkiye'ye Gökhan gitti. Neden gitti? Bir arkadaşım dedi ki, sırf dedi onun yüzünden bu programı seyreden bambaşka bir kesim vardı. Ve de katılan da bambaşka bir kesim vardı. Ama dedi gidince bir hayal kırıklığı. Bu şimdi doğru bir yorum olmaz çünkü bizi devamlı jüri değiştiriyoruz. Yani Yıldız Tilbe de geldi, gitti. Ne bileyim Hülya Avşar geldi, gitti. Yani sonra bir daha gelen de oldu. Murat Boz geldi, gitti, geldi. Yani biz O Ses Türkiye'de jüriyi devamlı değiştirerek işi dinamik tutuyoruz. Çünkü aynı jüri tepkisi aynı şekilde devam etsin istemiyoruz. Yani bundaki kıstas jüriyi belirli bir sürede değiştirmek iyi bir şey. Zaten öyle yapıyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Yani öyle yapıyoruz. Yani mesela bizde şu ana kadar 10 kişi jürilik yapmıştır tahmin ediyorum toplamda. Yani bu da normal bir şey. Dünyada da böyle bu arada. Şimdi 4 çocuğum var, bir de torunum var. bu yoğun hayatta 7 ülke arasında mekik dokurken onlara vakit ayırabiliyor musun? Melisa'yı biliyorum çünkü evet, onu galiba Domini'ye götürmüştüm ve evet, seninle kalmıştı. En azından doydun herhalde. Yok, doyamadım tabii. Doyamadın yani, hiçbir kızıma doyamıyorum. Leyla da buralarda. Leyla buralarda mı? Derse girmiş. Ha, tamam. Online derse girmiş. Yani kızlarıma bayılıyorum. Ne güzel ki, kız babası olmak. Evet. O açıdan onlarla vakit geçirmek benim için büyük bir zevk. Peki Acun, tüm hayallerin gerçek olmuş gibi ama insan hayal etmeden yaşayabilir mi? Yani yine geçmişten vereceğim. İlk televoleyle çıktın. O zamanlar herkesin evine o zaman konuk oldum ve seni çok sevdiler. Evet. Ondan sonra da Acun Firarda geldi. Evet. Acun tatilde geldi. Ve bir ara kendi kendine demişsin ki ya ben ne olurum acaba, bu televizyonda bu bölümün müdürü yok ya, beni mi müdür yapacaklar diye kendi kendine gülmüşsün. Evet. Ama şu anda durduğun yere bak, yani Türkiye'nin en girişimci insanlarından biri karşımızda. Yani Acun'un aslında girişimcilik konusunda öne çıkması gerekiyor da biz hala çıkartmıyoruz seni herhalde. Gerçekten çok girişimci bir ruh var. Bu girişimci tarafının örnek olması gerekiyor ama hayal etmeden de yaşanamaz. Hayallerin bitti mi, var mı hala? Hayalim derken böyle çok uzun vadeli hayaller kurmadım hayatımda hiç. Zaten kısa vadeli kurup hemen gerçekleştiriyor gibisin. Biraz öyle oluyor. Uzun vadeli kursaydım da gençlere hep tavsiyem de budur zaten. Buraların 1/4'ünü, 1/10'ünü de göremezdim. Yani küçükken ya da 20 yaş küçükken, 27 yaşlarda ileride kendinle bir hayal kurduğun zaman gözün ne kadar görebiliyorsa ya o. Aslında belki gideceğin yer çok daha fazla. O yüzden o hayalleri kurarken uzuna fokuslanıp oraya doğru gitmektense belli kısa hayallerle adım adım gitmenin daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben hayallerimi gerçekleştirdim mi? Yani Allah tabii hayatımın ilk bölümünde çok ciddi acılar yaşattı bana. Ve hepsini bir imtihan gözüyle görüyorum. İkinci kısmında da hayalini kurduğum her şey oldu. Yani evet, neyi dediysem oldu. Yani böyle yapalım oldu, bunu yapalım oldu. Bu şimdi kabası 3 tane olarak görünmekle birlikte aslında 150 tane hayal var orada. Yani o projelerin tek tek tutmasıyla başlayan, evet, evet, devamında şöyle olsa böyle olsa derken. Şimdi büyük bir hayalimde EXXEN'le aslında dünyada önemli bir oyuncu olmak. Yani EXXEN'le ben dünyaya açılıyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yayına gireceğim. Vay, ve oraya özel projeler yapıyorum şimdi. Amerika'daki rakiplerimle orada bir mücadele için girmek istiyorum. Peki Acun, yani bunu hayal ederken Netflix böyle bir gelip bakıyor musun yani hani? Netflix'le biz şu anda aynı kulvarda değiliz. Biz ikimiz de dijital platformuz ama hani başarı açısından söyleyeyim. Başarı açısından, dünyaya yayılmışlık açısından. Yani iç sahada maçı ben alırım. Heh. Uzak ara yaparım yani büyük ihtimalle. Hani Netflix'e şöyle söyleyeyim, biz de iş yapıyoruz ve Netflix'e takdir ediyorum. Müthiş bir icat ve çok kaliteli bir platform. Fakat hani müşteri sayısında Netflix'e geçeceğimizi düşünüyorum. Ama yurt dışında da bu sefer tabii ki Netflix orada lokal olmuş oluyor. Tabii. O lokal production olayında onlar çok daha avantajlı. Biz de orada tabii ki büyük oyuncu olmayacağız ama bir kar topu gibi büyüyerek Kuzey Amerika'dan başlayıp Güney Amerika'ya inip o aşağıdan Asya'ya doğru geçmeyi planlıyorum. Peki parası da önemli olacak. Aylık ücretli bu tarz hizmetleri, evet, almak. Hani burada böyle bir ya ben pahalı tutmayacağım. Şu anda çalışıyor musunuz fiyat politikasını? Çok da güzel bir soru sordun. Tam belirlenmemekle birlikte, hı-hı, hedefim 2 versiyon yapmak. Biri reklamlı olacak, biri reklamsız. Reklamlı olacak da. Reklamlı olanda da iyi bir indirim olacak, hı, reklamlı olanda. Bizim kontentimizin bedava olma şansı yok. Yok, evet. Yani şu anda platformun içindeki kontentin değeri yıllık 900 milyon TL civarında. Yatırdın. Evet. Vay. Şimdi 900 milyon kontentli olduğu için, tabii, bunu gel seyret kardeşim bedava deme şansımız, tabii, zaten yok. Değil. Bunu ama reklamlı olarak, reklamlar da rahatsız edici reklamlar gibi düşünme. Hı hı. Bir fiyattan çıkacağız ve bu fiyatta bütün öğrenci kardeşlerimizin, ne bileyim, vatandaşlarımızın... Gençlere özel bir şey yapacak, evet, mısınız? Evet, evet. Gençlere özel zaten uygulamalar olacak. Önemli sponsorlarla buluştuk. Bunlar bize büyük destek verdiler. Onlar gençlere daha da özel fiyat yapacak. Ama normal EXXEN'in ücretini bugün Türkiye'de hemen herkes ödeyebilecek. Ödeyebilecek. Zaten gördüm, gençlere yönelik ne kadar güzel dizi, evet, hazırlıkları var. Yani senaryolarına küçücük notlar. Ya ama geçen çok... Melisa ile kahvaltıdayız. Baktım Sihirli Annem seyrediyor. Sihirli Annem. Evet. Evet. Sihirli Annem biliyorsun eski, evet, ama çok başarılı bir, evet, dizi. Baktım Melisa'ya, Sihirli Annem böyle seyrediyor, nefes almadan seyrediyor. Eski bölümleri seyrediyor. Eski bölümleri. Anında yani madem bu kadar seviyor dedim, yenisini yapayım bari. Aa, ondan sonra o da hemen aradım, sevgili yapımcımız sağ olsun hemen duyarlılık gösterdi. Şimdi çekimdeler. Yani her baktığın şeyden ilham alıyorsun. Biraz etkilenirim yani, evet, etrafı çok gözlemlerim. Bence o çok önemli. Yani o konuda yani mesela Leyla'nın sevdiği bir rapçi var. Çok önemli bir yıldız. Şimdi Leyla da sonuçta Türkiye'yi temsil ediyor. Ceza mı? Ceza yabancı değil. Bu. Yabancı. Evet, güzel böyle ağır siklet bir yıldız. Belki işte onu EXXEN'e bir programın birinci bölümüne İsmini getireceğim. İsmini biliyor muyuz? Söylemeyeyim. Doğruluk mu cesaret mi yapayım? İsmini söyler misin? Cesaret, doğruluk yani... Söylemeyeceğim size hiçbir şey olurum. Söylemezsen bağış yapacaksın. Söylemiyorum, seve seve bağış yapacağım. O zaman evet, Acun'dan bağışımızı da almış olduk. Acun, Tema Vakfı'na bağış yapmanı tabii istiyorum. Tabii, seve seve. Çok teşekkür ederim. Bu programda her konuğum çok güzel bir şekilde sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye'nin değerli sivil toplum kuruluşlarına bağış yapıyor. Bugün sırada Tema vardı. Şimdi gelelim, bir hayalin daha gerçekleşmiş. Hollanda'da bir futbol takımıyla ilgilendiğini hatırlıyorum. Şimdi galiba satın aldın onu. Evet. Fortuna Sittard diye mi, evet, okunuyordu? Fortuna Sittard. Şimdi genç yetenekleri böyle keşfetme tutkunu biliyoruz ya. Evet. Bu özelliğini acaba futbol endüstrisine mi taşıyacaksın? Aldığın takım futbolcu mu yetiştirecek? Futbolcu fabrikası mı olacak? Mesela Fenerbahçe'nin pilot takımı olabilir mi? Yani şöyle anlatayım. Güzel bir bizim için fırsattı. Niye? Ben futbolu çok seviyorum. Hani futbola gönül vermiş biriyim. Tahmin edemeyeceğim derecede dünyada futbolu seyretmişimdir. Bu kadar değildir dersin. Ne kadar yani? Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı finallerin, finallerin belki tamamını. Dünya Kupası'nda çok çok maç. Onun dışında Fenerbahçe'nin bütün Avrupa Kupası maçları. Ve onun dışında hasta tabii, bir futbol sever diyebiliriz Acun Ilıcalı'yı. Ama bir kitle var, o kitle kadar değil, görme beni. Bir kitle ciddi derecede artık böyle analizleri yapıp da isimleri böyle full sayan kitle değil. Onun altında ama boş vakitlerinde futbol maçı olduğu zaman kaçırmayan, gerekiyorsa Erzurum'a gidip Erzurum Spor maçını seyreden biriyim. Erzurum Spor ne kadar, evet, çok sevdiğini de, aynen, biliyoruz. Evet. O yüzden hani Fortuna Sittard operasyonu da bizim için Hollanda Süper Ligi'nden bir takım. Baktığın zaman köklü bir kulüp ve şimdi orada bir şekilde artık biz görevliyiz ve sahibi ben olmuş oldum. Şu anda çok erken, ligin sonuncusuyuz bu arada. Düşme riskimiz var, he, ama daha yeni aldık zaten kulübü, evet, ve daha ben hani açıkçası devre arasından önce bir faaliyet yapma şansım yok. Çünkü bu kulüp alma işi böyle gel kulübü aldım deyip, tabii, keşke PlayStation'da gibi olsa, keşke, öyle değil. Fakat şimdi doğru hamlelerle üst sıralara doğru yükseleceğimizi düşünüyorum. Çünkü futbola konsantreyim ama önemli olan da doğru isimlerle çalışıyorum. Şimdi o ekibi oluşturuyorum, o ekibe emanet edeceğim ve güzel şeyler olacak. Pilot takım meselesi? Pilot takım diye bir şey yok. Fortuna Sittard kardeş takım olabilir yani, evet, Fenerbahçe ile. Ama onun dışında da ben şunu altını çizerek söylemek istiyorum ki futbola bakış açım Türk futbolu olarak genel bir bakış açım var. Bir de koyu Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yle ilgili gözümü kırpmadan her özveride bulunabilirim. Ama onun dışında da futbol, Türk futbolu içinde ne gerekiyorsa, üstüme ne düşüyorsa yaparım. Peki Acun, o zaman bu soruya şunu eklemek istiyorum. Şimdi şu günlerde dünya Kamerun'dan 13 yaşında Almanya'ya getirilen, ondan sonra Alman vatandaşı yapılan, alt liglerde oynatılan bir çocuğu konuşuyor. Çocuk geçen hafta 10 gün kadar önce 16 yaşından bir gün aldı. Bu çocuk o güne kadar 200 maçta katkısı olduğu açıklandı. Ve 16 yaşından bir gün alınca da Dortmund maçına çıkarttılar. Şimdi... bunları biz duyuyoruz. Ben böyle sen değilim yani. Ben futbola endüstri olarak bakıyorum yerimize. Bu nasıl oluyor? Bunu Almanya nasıl yapıyor da biz niye yapamıyoruz? Yani Türkiye neden başaramıyor? Üstelik bizde yetişen gençleri gerçekten kapıyorlar yurt dışından. Bir de yetiştirdiklerimizden oluyoruz. Hani birkaç tane başarılı, yetenekli varsa sen de biliyorsun isimlerini. Bize de 3. sınıf yabancılar geliyor diye eleştiriler var. Sanki çok uzmanmışım gibi konuştum. futbol konusunda o kadar uzman değilim ama gerçekten böyle eleştiriler var. Bu düzeni değiştirebilir miyiz? Mesela senin bu hamleni Türk futbolu için gerçekten yetenekleri yetiştirme, Türk futbolunu ne bileyim kafa yoruyor musun buna? Bu anlattığın ölçüde o kadar büyük bir kafa yorma şansım yok. Çünkü benim de bir kapasitem var aslında. Ama sana genel görüşümü şöyle anlatayım. Hı hı. Televizyon futbolun içine girdiği günden sonra bir kırılma noktasıdır o. Futbol endüstrisi başka bir boyuta geçti. Şöyle anlatmamı istersen, televizyondan öncesi ve sonrası var. Televizyondan önce dünyanın önemli ligleri arasında mesela Hollanda vardı. Belçika vardı. Bu takımlar mesela televizyon dünyasının öncesinde Avrupa'da çok ses getiren takımlar oluşturabiliyorlardı. Televizyon girince ne oldu biliyor musun? Ülkenin nüfusu çarpan oldu. Yani bir ülkede televizyon ve futbol varsa o zaman ne oluyor? Kaç kişilik bir ülke ise öyle bir ekonomi, futbol ekonomisi oluşuyor. Nereden diyeceksin? Platformdan yayınlanıyor ya maçlar. Evet. Şimdi İngiltere'de 15 milyon üyesi vardır. İngiltere nüfusu çok yüksek. Hollanda'da 1,5 milyon üye var paralı kanala. İki ülkenin ekonomisi aynı olabilir. Ama futbol ekonomisi çok farklıdır o yüzden. Çünkü kulüpler ona göre para alıyor ya. İngiltere'deki şu anda verilen 2 milyar euro yıllık futbol endüstrisinin aldığı para. 2 milyar euroya bir yıllık canlı yayını satmış adam. Müthiş. Almanya dünyada yine ilk 3'te. Şimdi ekonomi çarpı popülasyon artı futbol ilgisi çarpanların 3'ü birinden bir ülkede yüksekse o ülkenin bu sefer takımları zenginleşti. Tabii. Takımlar zenginleşince şu anda özellikle eskiden İtalyan kulüpleri çok zengindi. Şimdi İngiltere kulüpleri daha zengin oldu. Hepsini geçti. Niye? Nakliyenin anlaşmasından dolayı. Futbol hastası çok var. Çok para veriyorlar. Kulüpler de çok para yapıyor. Bu konjonktürde de Türkiye burada esas oyuncu olamaz. Çünkü bizim ligimiz 250 milyon bilemedi 300 milyon eurolarda, dolarlarda. İngiltere 2 milyar dolarda. Ona göre de takım yapıyorlar. O yüzden de Afrikalıların canını kurtarmak için ilk yapmaları gereken şey Avrupa Birliği'ne bir şekilde kapağı atmak. Sen birinci seçim olamazsın zaten. Ama belki işte senin bu futbol takımın bakalım bir şeyler olabilir. Ali Koç'u başarılı buluyor musun? Buluyorum. Yani Ali Koç'ta gördüğüm önemli başarı etkeni yaptığı hatalardan dönebilmesi. Bu çok önemli bir özellik benim için. Hani başarılı olan insanlarda, uzun süreli başarılı olan insanlarda hep bunu gözlemledim. Yani hepimiz hata yapıyoruz. Yanlış seçim yapıyoruz. Yanlış ne bileyim futbolcu da alabilirsin. Evet. Hani bir kulüp başı olarak. Buralarda doğru seçimler yapmak sonrasında önemli olan. En büyük hatası neydi geri döndü diye sevindin? Comolli'yi getirmişti. Hı hı. Aslında vizyonel bir hareket olmakla birlikte bu biraz şöyle anlatayım. Türk sistemi içerisinde yabancı bir mantalitenin İş yapması öyle çok kolay değil. Erken belki. Türk'ü anlamadan yabancı bir gelip burada hiçbir şey yapamaz. Ne televizyoncu olabilir, ne teknik direktör olabilir, ne de bir menajer olabilir ya da futbol adam olabilir. Ali Koç orada bir ortaya vizyon koyarak onu getirdi. Hı hı. Fakat Comolli Türkiye'ye açıkçası yukarıdan bakan, Türk insanına karşı böyle içinde bir sevgi, ön yargıları olan, çok sevgi beslemeyen bir yapıya sahipti. Ve Comolli bence Ali Koç'un en az 1,5 yılını çaldı. Ve şöyle şimdi istikrar da önemli bir şey olduğu için başkan Comolli'nin arkasında uzun süre durdu. Çünkü hadi olmadı bunu değiştireyim, bunu değiştireyim. Futbolda bunlar da kolay şeyler değil. Bir planlama oluyor. İlk başta başarısızlığın normal karşılanma durumu da var. Fakat artık belli bir süre sonra başarısızlık devam edince o hatadan dönmesi bence Fenerbahçe'deki önemli bir değişiklik. Değişiklik oldu. Mantalite değişimi diyebiliriz aslında. Hiç bilmediğimiz bir merakın var mı? Bütün meraklarını biliyor gibiyiz aslında değil mi? Yok yani... Hiç bilmediğiniz bir merakı böyle... Mesela yemek pişiriyor musun? Hayatımda hiç pişirmedim. Hiç? Hiç. Yumurta kıramıyor musun? Pişirdim, burada pişirdim, onda rezil oldum. Ne pişirdin? MasterChef'e soktular beni geçen. Ne pişirdin? Ya rezil oldum. Acun Bey, siz iki elinizi kullanabiliyorsunuz, biliyorsunuz değil mi? Bizim için sorun değil. O sadece karşıdaki yarışmacılar için. Ben beyaz falan bir takım olduk MasterChef'te. Ve bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani artık araçları falan bilmiyorum öyle söyleyeyim sana. Şeflerimiz sağ olsunlar beni idare ettiler. Arada kaynadım da yemekle hiç alakalı. Ya yumurta mı kıramıyorsun? Onlardan mısın? Yumurtayı şöyle vurur kırarım onu demeyeyim de. Hani bir yumurta pişirebilirim. Yani annemler hayattayken böyle bir açlıktan ölüyorken bir yumurtayı kırabiliyordum. Bir yumurta kırarım yani. Ama onu da 10 kereden fazla kırmamışımdır. Şimdi gerçekten hani YouTube'a geldim diye YouTube'dan da bir mektup aldım. Ve onlar da dediler ki bu mecraya geldiğiniz için biz çok mutlu olduk. İlk programda ses getirdiniz. İşte burası sadece YouTube eğlenme yeri değil, aynı zamanda ilham alma, yeni şeyler öğrenme. Medyacılarında, medyada yer alanlarında yeni mecrası. Gerçekten de öyle hissediyorum. Güzel. Dolayısıyla Acun, yani dijital platformlar öne çıkıyor. Yani bir şeyler yerinden oynadı. Ne düşünüyorsun? Bir şey olacak ve ben orada olmak istiyorum dediğin için herhalde bu yatırımları yapıyorsun. Televizyonlar şöyle... şekil mi değiştirecek yani? Kanallar? Ya content is the king diye bir laf vardır. Hani contentlere çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Hı. Fakat mecralar değişiyor. Ha, mecralar değişiyor, evet. Yani... şeyde çok haklısın, yazılı basın dünyada çok geride kalmaya başlıyor hızlı bir şekilde. Yazılı basın için sıkıntılı dönem diyebilirim. Televizyondaki toplam seyredim rakamlarının çok düştüğünü görmüyoruz şu anda. Türkiye için konuşuyorum. Amerika'da çeşitli opsiyonlar çıktığı için major kanallar kan kaybetti. Yani şu anda 3'te 1'e kadar düşen kanallar var. Baktığın zaman 4'te 1'e, 3'te 1'e kadar düştü kanalların seyredimi. Çünkü çok opsiyon koydular önlerine seyircinin. Türkiye'de de gençlere ve küçüklere baktığımız zaman hep ne görüyoruz? Ellerinde bir şekilde cihazlar ve bir şey seyrediyor. Evet. Benim amacım o cihazlara girmek. Yani aslında televizyonla bütün eve giriyorum belki. Ama şimdi o cihazlara girebilecek miyiz? Onu deneyeceğiz. Bir de Z kuşağı sanki o cihazlarda yaşıyor yani televizyonlarda. Oradaki özellikle kısa kontentler, tempolu kontentler, değişik bir montaj tarzı. İşte bunları uygulayacağız. Yani 2 saat ekran karşısında ölmeyelim. Çünkü gerçekten ne güzel diziler yani... Nereden geldi Gülseren Budayıcıoğlu ile yollar nasıl kesişti? Müthiş ikili dizi geldi. Ben Gülseren'le herhalde 2 yıldan fazla oldu tanışalı. Çok da eski tanışmıyoruz ama tanıştığım günden beri hani onun ne bileyim öyle bir bakış açısı var ki olaylara. Onu ben bireysel olarak fark ettim. Biz kendisiyle ne bileyim yemeklere çıktık, beraber tatile gittik. Sağ olsun beni çok sever. Arkadaş oldunuz. Çok ciddi arkadaş olduk. Evet. Yani iş böyle artık tamamen her dakika sohbete dönüştü. Ve ondaki o derinliği, ne bileyim o tabii ki kafasındaki ufku görünce hayran olmak mümkün değil. Evet. Kendi sorununu sorduğun zaman zaten ona gerekli yorumları yapabiliyor. Zaten uzmanlık alanı bu ama olayı bir de 360 derece görebilen ve değerlendirebilen birisi. Açıkçası Doğduğun Ev Kaderindir. Daha piyasaya çıktığı zaman hani bizim kanala gelecek diye bir şey yoktu. Ben Gülseren Hanım'a, yani siz böyle bir şey yapıyorsanız... Sizden çıkan bir şey kötü olamaz. Bizim kanalımızda olsa ne güzel olur dedim. O da sağ olsun tereddütsüz hemen kabul etti. Yani bir dakika, bu diziler olmadan önce mi arkadaşlığınız gelişti? Evet. Onur Güven Atam var. Benim arkadaşım, yapımcı. Sağ olsun o tanıştırdı beni. O tanıştırdı. Yani, böyle bir... Evet. O yani Gülseren Hanım da tanıyor. Beni de tanıyor. Ya dedi ki ikinizin de tanıştırmak istiyorum. Gülseren Hanım da seni merak ediyor. Ben de onu duymuştum o dönemler. Kitapları zaten hep bestseller. Tabii. Çok yani, o yüzden ben de çok mutlu oldum. Hani tanıştırayım deyince ben hemen gelin. Mesela tabii ki. Müthiş bir şey. Evet. Dedi ki yönetmen arkadaşım, Acun Firarda'nın inanılmaz komik bölümleri, Acun'un unutamadığı çok güzel anlar var. Acaba bir tanesini mesela bu programda bizimle paylaşır mısın? Tabii, çok güzel günler geçirdik. Böyle çok anlar var mı? Var. Yani... Orası özleniyor mu? Orada çok güzel böyle... Ya şöyle özleniyorum. Bir samimiyet var. Yani sabah 9'da çekime başlardık. Akşam saat hava kararana kadar bir dakika durmadan. Yemekleri nerede yediğimizi sana anlatamam. Hangi uçaklarda uçup neler yaşadığımızı anlatamam. Yani hiç unutmuyorum, bir gün El Salvador'a gittik. Çekecek hiçbir şey yok. Ve bölüm yetiştirmemiz lazım. Baktım Esat dedim, buradan bölüm çıkmaz dedim, ne yapalım dedi. Hemen havaalanına gidip bir yere gidelim dedim. Havaalanına gittik. Kadına dedim ki bir yere gitmek istiyoruz biz dedim. Nereye dedi kadın. Ben dedim ki buradan nereye uçak var şu anda. Kadın dedi ki yani siz banka mı soydunuz dedi. Yani bu hani ilk defa dedi biri gelip bana bir yere gideyim diye geliyor. Bir yer yok mu kafamızda? Dedim ki sen söyle dedim. Kadın dedi ki Belize'ye gidebilirsin dedi. Tamam, kes bilet dedim. Öyle yani öyle karar verdik. Amaç orada ama o bölümü kurtaracağız yani, çektiğimiz anlamanı istiyorum. Yani bizim dönemimizde o böyle bütün enerjimizle saldırdığımız işe ortaya bir şey koyalım ama bir yandan da eğleniyorduk ama hani bu kadar yorucu olamaz bir iş. Dışarıdan da böyle baktığında işte Türkler de televizyondan izlediğinde oh ne güzel bir hayat, dünyayı dolaşıyor. Çok da hani sempatiksin ya. Hayır, inkar etmeyeyim şimdi, gittiğimiz zaman benim gittiğim yerleri düşündüğünüz zaman hani dünyada eğlence nerede varsa oraya gittim neredeyse. Bütün dünyada bitirdim. 107 ülke gittim. Belki 50 festivale falan gitmişimdir. Hani o eğlenceyi ve Rio Karnavalı'ndan Fantasy Fest'e kadar dünyadaki her yere gittim. Onu yaşayıp ve onun da heyecanla yaşadık tabii ki. Şimdi nankörlük olur. Hani işimizde... Zaten bileyim, seni buraya taşıdı diye düşünüyorum yani. Tabii canım. Benim bütün arabaların plakası AF'dir mesela. Aa! Evet. O devam ediyor. Hala. Acun Firarda yani. Evet, hala. Uğurlu geldi. Şey tutuyorsun yani. O bir fena ara, acaba diyorum belki bir çıkar mı bu platformda bir şey buradan esinlenip Acun Firarda'nın bir versiyonu? Ya, olmaz mı? Yapan, dünya buna doydu mu? Yapmak isteyenler var. Onlardan seçip şimdi pandemi olduğu için yapamayız da. Mutlaka dünya doydu diyemem ama materyal çok arttı. O dönem hatırlayan internet yok. Evet, Acun Firarda varken internet yok ya. Yani ayrıca da televizyon kanalı kaç taneydi yani? Evet, televizyon kanalı az, internet yok. İnsanlar böyle hani dünyada o kadar görsel olarak doyum alamıyorlar. O yüzden onun avantajını kullandık. Çok. Kimin aklına gelmişti bu? Benim. Ha, bunu sundum ve kabul, ya o günkü şey kabul ettim. Zeynep Karamehmet vardı. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Yine benim hayatım kırılma noktalarından biri. Muhabirim, öyle düşün. Evet. Kanala gidiyorum, diyorum ki bir gece program yapacağım. Kabul eder misiniz? Hemen kabul ettiler. Ama iyi bir fikirle gelmişsin. Fena değildim. Çünkü o sırada böyle bir şey yoktu. Yani iyisin, iyi. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok vallahi güzel oldu. İyi ki... Bence de güzel oldu. Ben de iyi ki gelmişim. Çok değerliydi senin bu programa katılman ve yine çok şey öğrendik. Bilmediğimiz gerçekten Acun'u tanıyoruz, evet, ama ben hala bilmediğimiz çok şey olduğunu düşünerek Acun'u davet etmiştim. Yine çok güzel projeler öğrendik ve Acun'u biraz daha yakından tanıdık. Çok teşekkürler. Bir kere burada olduğum için çok mutluyum. Pozitif enerjin beni çok mutlu etti. İsmi mükemmel bulmuşsunuz. Doğruluk gerçekten mu cesaret mi? Yani evet. Oyunu biliyor musun? Doğruluk mu cesaret mi? Bilmiyorum. Bu program adını ilham aldığı bir oyun var. Senin Leyla bunu çok iyi biliyor. Doğruluk mu cesaret mi diye bir oyun var. Sen ya doğruyu söylüyorsun, eğer doğruyu söylemek istemiyorsan bir şeye cesaret etmen gerekiyor. Ben bunu değiştirdim. Sen bağış yaptın. Ha. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir doğruluk mu cesaret mi sorusu soruyorum. Bağışlar yaptık da. İkinci bağışı istemeyeceğim. Survivor'daki 3 ismi, gelecek olan 3 ismi söyler misin? Yok artık. İşte. Seni tamam zaten seyrettirelim de o kadar değil. O zaman... Biraz da biz ekmek yiyelim bu işten. O zaman cevap vermiyorsun soruya. Yok, veremiyorum. O zaman Acun cesaret ediyor. Evet. Ben onun cesaret etmesini değil bir şeye bağış yapmasını istiyorum. Tabii ki, zevkle. Çok teşekkür ederim. Doğruluk mu cesaret mi yayınının sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Ben de teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.